Hoş geldiniz öncelikle. Eğitim danışmanı, eğitimci yazar, yeni nesil kariyer danışmanı Eylül Bozkaya ben. Biliyorsunuz ki YKS sonuçları 16 Temmuz 2024'te açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerimizde bir tercih maratonu başladı. Her yıl tercihler gerçekten çok önem arz etmekteyken bu yıl bambaşka bir önem arz etmekte. Çünkü sonuçlar öğrencilerin sıralamalar beklediği bantlarda değildi. 2024 YKS sınavı genel anlamda baktığımızda son 10 yılın en zor sınavları olarak değerlendirebileceğimiz platformda karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda öğrenci tercih yapacağı hususta çok kararsızlık yaşıyor. Veliler de aynı kaygıda. Tabii ÖSYM'nin sonuçların açıklanmasından hemen önce aldığı bazı kararlarda yine öğrencinin tercihlerinde çok büyük rol oynayacak. Bazı bölümlerde kontenjan kısıtlamasına gidildi. Özellikle eczacılık gibi, psikoloji gibi, mühendislik gibi çok önemli bölümler aslında bu bölümler. Yaklaşık 100 bine yakın bir kontenjan kısıtlamasına gidildi. Kontenjan kısıtlamaları dışında bazı bölümlerde ikinci öğrenimlerde de kapatmalar söz konusu. Özellikle tarih gibi, Türk Dili Edebiyatı gibi. Çünkü çok fazla mezun verdiği için ÖSYM böyle bir karar aldı. Bu karar doğrultusunda görüyoruz ki artık tercihler çok ciddi önem arz etmekte. Şimdi öğrenci daha öncesinde çok daha rahat şartlar altında 24 tercih butonunu doldururken sıralamalar zaten bizim için tercihte başarı puanı değil sıralama çok önemli. Ek tercihte puan odaklı sıralamalar ikinci plana düşecek, puan odaklı tercihler yapılacak. Ama baktığımız zaman öğrenci kesinlikle tercih döneminde profesyonel bir destek almalı. Bu seneki tercihler çok dikkatli yapılmalı çünkü çok fazla yığılma olacak. Bazı bölümlerde yapılan bu değişikliklerle birlikte bazı üniversiteler yeni bölümler açtı. Mesela açılan bölümlerde onları ne bekliyor onları da bilmiyorlar. Aslında biz bu sınavda görüyoruz ki gerçekten başarının çok fazla ödüllendirilemediği bir sınav sonucu karşımıza çıkıyor. Okul birincilerinden bile biz istediğimiz performansı alamadık mesela. Okul birincileri de kesinlikle tercihte çok dikkat etmeleri gerekmekte. Tüm bunlara baktığımız zaman yaklaşık her yıl 1 milyon öğrenci üniversite tercih işlemleri sonrasında ilgili bölümlere yerleşiyor. Ancak bakıyoruz ki bu öğrencilerden yıl boyunca eğitim gören yaklaşık 650 bin dolaylarında öğrenci var. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında öğrencilerin tercih yaparken bazı hususları dikkate almadığını ve okuduğu bölümden memnun kalmayarak ya yarıda bıraktığını, ya dondurduğunu, ya da ikinci bir üniversite hazırlığına girdiğini gösteriyor. Bu da maalesef ki niteliksiz üniversite mezunları ve çok fazla iş sıkıntısı, gençlerin bu bağlamda sınava hazırlanırken de çok ciddi anlamda motivasyonlarının düşmesine sebebiyet veriyor. Bu sebeple bu sene tercih yapılırken kesinlikle benim önerim yığılma olacağı için o hayali tercihleri falan bir kenara bırakarak çünkü görüyoruz ki üniversite tercihlerinde öğrenciler yaklaşık olarak %50'si ilk 4 tercihine yerleşmiş. Ama bu sene bu birazcık sıkıntıya girebilir. Evet, ilk 4 tercihinde öğrenci normal aldığı sıralamanın yarısından itibaren başlatsın. Atıyorum öğrencinin sıralaması 200 binlerde, 200K'da. Öğrenci bunun yarısı kadar 100 binlerde sıralamada ilgili bölümlerde tercihler ilk 5 tercihini başlatsın. Sonraki geri kalan 10 tercih ya da 19. tercihine kadar almış olduğu bu sıralamanın 2 katı kadar. İşte 200K'yı 2 ile çarptığımızda 400 binlerde yani 200 bin ile 400 bin arasında bir sıralama oluştursun. Sonraki bantlarda da hani açıkta kalmayayım, illaki bir yere yerleşeyim, yeniden sınava hazırlanmak istemiyorum diyen öğrenciler varsa onlar da 400 binden sonra kalan 24'e kadar ki 4-5 tercihini de o şekilde doldurabilir. Öğrenciler tabii tercih yaparken kesinlikle hayal ettiği, kendi ileride 40-50 yıl kadar bu mesleği icra edecekler, yapmak istediği meslekleri tercih etmeliler. Üniversitenin akademik şartları, lokasyonu, şehrin şartları, mali şartlar bunların hepsi tercihlerde çok önem arz etmekte. Eğer ki ilk yılıysa istediği bölüm gelmemişse benim bir eğitimci olarak tavsiyem
bir yıl daha hazırlanabilir sistemli bir şekilde. Çünkü gitmek için tercih yapan öğrenciler tercih yaptıklarında ilgili bölüme girmediklerinde orta öğretim başarı puanı bir sonraki yıl düşecek. Bu bağlamda daha önceki sınav sistemlerinde girmiş oldukları sınavda aldıkları puanı bir sonraki yıl kullanabiliyorlardı. Ama bu sene böyle bir durumda olmadığı için öğrencilerin kesinlikle tercihlerini çok dikkatli yapmaları gerekiyor. Tercih tarihlerimiz zaten 25 Temmuz'da 2 Ağustos tarihleri arasında, 16 Ağustos 2024 tarihinde demeliler ki tamam işte bu benim bölümüm, severek keyifle okumak istediğim üniversite demeleri gerekiyor. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.